Merhaba saygıdeğer uzay sokak halkı. Hayata dair adlı röportaj programımızın 19. bölüm konu tiyatro, sinema ve dizi severlerin yakından tanıyabileceği aynı zamanda Kanal D'deki Veda dizisinde Hüsnü Efendi rolünü canlandıran Hikmet Karagöz oluyor. Hemen Hikmet Bey'e dönelim. Nasılsınız Hikmet Bey? Sağ olun, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için. Sağ olun. Bize biraz oyunculuk hayatınızdan bahsedebilir misiniz? Aşağı yukarı 50 sene önce başladım. Hala devam ediyorum. Bu kadar. Peki. Kısa ve özlü cevap. Evet. Güzel de cevap. Bu sezon sizi görebileceğimiz sinema filmi var mı? Henüz vizyona girmemiş. Vizyona girecek yakın tarihte. Maalesef şu anda yok. İnşallah ileride olur. Peki, ama teklifleri de açayım diyorsun. Her zaman teklifleri açayım. Hemen yarın başlayabilirim. Peki, zaten her tiyatrocu da buna hazır olması gerekiyor. Tabii tabii. Benim düşüncem, sizin düşünceniz de tabii öyledir. Tabii. Türkiye'nin en çok hangi bölgesinin yemeklerini seversiniz? Vallahi her bölgenin yemeği kendine az özellikler taşır ama biz artist olduğumuz için ne bulsak yeriz. Artist açtır ya. Evet, peki estağfurullah. Dizi, film ve reklam filmi. Bir tiyatroyu ekleyeyim ben. Bunlardan hangisinde en çok oynamayı seviyorsunuz? Hepsinde oynamayı çok severim. Tabii tiyatro bizim ilk göz ağrımız. Oyunculuğu orada öğrendik. Ama şimdi şartlar değişti. En çok parayı kim verirse orada oynarım. Aklınızda olsun. Şu anlık öyle diyorsunuz. Tabii para yok. Evet, samimi de bir giriş oldu. Evet. Yorumu oldu. Sayın. Soru gelsin. Evet, peki. Keşke devam etseydi dediğiniz rol var mı? Hayır, bütün rollerimi severek oynadım. Hepsi zamanında bitti. Şimdi bakalım yeni rollere. Peki, hayatınızda oyunculuk dışında yaptığınız, yöneldiğiniz, ilgilendiğiniz bir meslek oldu mu? Olduysa nedir veya nelerdi? Oldu. Ben eli kalem tutan, fırçayı iyi kullanan bir adam olduğum için bir zamanlar Altener Bulağ'ın tavsiyesiyle tabelacılık yaptım. Aşağı yukarı 10 sene kadar, 1975-1985 yılları arasında. Tabii şimdi de oradan kalan eski hobim resme devam ediyorum. Sulubaya resim yaparım. Çoğu zamanlar yaz aylarında sokak sergileri açıyorum. Evet. Güzel de bir bilgi alanı verdim. Abi de. Tabii. Tiyatroların özelleştirilmesiyle ilgili yorumunuz nedir? Kısa bir yorum alabilirsek o konuda. Tabii. Sizi de ilgilendiren kısa mı oldu? Fark etmez, özgür yorum. Bana ne? Bana ne diyorsun? Peki. O da sizin yorumunuz. Tabii. Tatil günlerinizi genellikle nasıl değerlendirirsiniz? Bana her gün tatil, çalışmadığım sürece. Hani her gün bayramdır ya, bana da her gün tatil. Yeter ki param olsun, anasını satayım. Bak, küfür etme. Evet, peki teşekkür ederim aynı zamanda. Ne diyorsun ya? Tabii. Peki, son olarak bir sorum daha olacak. Bu kadar az mı soru? Hiçbirim gelmezdim valla bu kadar az soruya. Yerimden kalkmazdım valla, neyse. Böyle de bir esprili yaklaşım oldu Sayın Karagöz'e. Bir dakika mesaj geldi. Bakalım mesajımız yok. Yok. Eyvah. Ha, Türk sermiş. Mühim değil. Kapattım. Peki. Oluyor tabii. Bize de geliyor. Ya. Hemen kapatıyorum. Olabiliyor. Hemen böyle mesaj. Anlamadım. Evet. Peki. Söyle. Tabii doğrudur. Uzay Sokak Haber Medyası'nın halkına bir mesajınız var mı? Hayata dair adlı röportaj programımız hakkında olumlu veya olumsuz, özgür vallahi, bir yorumunuz var mı? Anladığım, bildiğim kadarıyla Uzay Sokak Bayrampaşa'da bir yer. Bayrampaşa'da bir sokak. Bayrampaşa benim ailemin, yani büyüklerimin oturduğu, hala oturması olduğu çok güzel semtlerden biri. Ayrıca benim için özelliği de ondan dolayı kaynaklanıyor. Bir de senin gibi bu kameraman arkadaşım gibi genç delikanlılar varsa o sokakta, ne mutlu onlara. Evet, kısa da Tabii. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayata dair adlı röportaj programımızın 19. bölümünde konuğumuz tiyatro, sinema ve dizi severlerini yakından tanıyabileceği Hikmet Karagöz'dü. Benden kendisine bahsediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok sevecen, çok samimi birisi benim tanıdığım kadarıyla. Umarım siz de öyle bulmuşsunuzdur. 20. bölümde görüşmemiz dileklerini son olarak kameramıza hoşça kal hayata dair der misin? Hoşça kal hayata dair demeden önce evet. Bu kameraman kim, onu tanıtsana kardeşim, çocuk bu ayakta tutmuş kamerayı böyle. Kameraman arkadaşımızı size tanıttığımız gibi, kendisi İsa Gayhan. İlk defa söylüyorsun. İsa Gayhan. Gayhan mı Kayhan? Gayhan. Oğlum büyükleri kes tamam mı? Hoşça kalın.